Aygudur Şule İstiklal Marşı'nın ardından programın açılış konuşmasını yapan Ülkü Ocakları İnegöl İlçe Başkanı Yücel Erim şunları söyledi. Cenab-ı Allah nice topdemirleri, ön kuzuları, duracıkları, Esen Dağları, İmamoğullarını, Çakıroğullarını, Aydınoğullarını hareketimizde var etsin. Ülkümüzü bahtiyar kılsın. Kılıcımız olan kalemimizi keskin, başımızı dik, ufkumuzu geniş, yolumuzu açık etsin. Allah birliğimize ve beraberliğimize deval vermesin. Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Kasım Güler, İnegöl atamız Osman Gazi'nin açtığı kutlu bir kapı ifadelerini kullandı. İnsanlığın başındaki son belalardan birisi olan Amerikan Başkanı Trump, Müslümanların birbirini boğazlamasını fırsat bilerek candan içine canımız, mukaddes şehrimiz Kudüs'ü terör devleti İsrail'in başkenti ilan edecek kadar ileriye gitmiştir. İlk kıblemiz ve Miraç mucizesinin mübarek şahidi Mescid-i Aksa'nın taht kurduğu Kudüs'ün katılaşmış kalplerin zehirli dillerinde yer alması dahi bizler için utançtır, kahırdır. Kürsüye çıkan MHP ilçe başkanı Hayati Bedir şunları söyledi. Bu doğallığa bizim gibi ocakta yetişen, pişen ve millete hizmet etmek için görev alan herkesi mutlu ediyor. Bölüp parçalamak istedikleri hareketimizin bu birlik ve beraberlik tablosu aynı zamanda birilerinin canını yakıyor. Ne yaparsa yapsınlar, fitne ve hainliğe karşı biz davamızın peşinde koşmaya, hakkın yanında olmaya devam edeceğiz. Diye Başkanı Alper Taban da bir selamlama konuşması yaptı. Böylesine azimli, böylesine diri bir teşkilatı gördüm ve ben de ciddi manada heyecanlandım. Bu anlamda bu hareketin öncülüğünü yapan başta İl Başkanı'na, onun çok değerli İnegöl İlçe Teşkilatı'na, başkanlar, yöneticilerine çok çok teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından İnegöl'ün ses sanatçısı Serhat Balantekin birbirinden güzel parçalarla programa renk kattı. Ertuğrul Gazi Derneği Folklor ekibinin muhteşem folklor gösterisinin ardından Bursa Tarihi Mehteri mini konseriyle tarihi yaşattı. Ses sanatçısı Ozan Manas konserinin ardından Ülkü Ocakları'nda devir teslimi yapıldı. Bu iyi arkadaşlarımıza kocaman bir alkış alabiliriz. Kur'an-ı Kerim'e sarılı Türk bayrağını öpüp alnına koyan Yücel Erim, başkanlık görevini Uğur Sabri Çağlar'a teslim etti. Programın sonunda sahne alan ses sanatçısı Ali Kınık, seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla gençleri coşturdu. Sana aşkı çıkıyor.